Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Motosiklet inceleme serisi ikinci videomuz Honda CBR 954 RR tanıtacağız arkadaşlar sizlere. Motosikletimizin sahibi Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk. Uğracığım, seni tanıyoruz zaten. Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, motosikletimiz sahibi ve arkadaşı Buğra size kısaca modelini, her şeyini tanısın arkadaşlar. Benim zaten motosiklet hakkında, teknik detayı hakkında bir bilgim yok. Arkadaşlarımızdan bunu bir öğrenelim. Olur. Evet Buracığım, motosikletimizin teknik detaylarına geçmeden önce CBR 250 Arda konuştuklarımızı bir konuşalım. Tabii. Şimdi bu motosikletimizin yakıtı, uzun yol performansı, modeli, kilometresi, fiyatı, piyasası, alındığı dönemdeki fiyatları, şu anki fiyatlara, bunları bir izleyicilerimize aktaralım Buğracığım. Tabii şimdi en başta CBR 954 RR Fireblade serisinin dördüncüsü, üçüncüsü de olabilir. Tam şu an hatırlayamadım. Bu en başta özel bir seri. Türkiye'de çok fazla yok. Zaten 2 sene üretildi. 2002-2003. Bu da 2002 modeli motosikletimiz. 954 cc. 170 beygir fabrika verisi var. Yalnız bu normal bir 954 RR değil. Normal değil derken? Sahibi olan arkadaşımız Hakan bunun motor bloğundaki pistonları 2012 model Binarar pistonlarıyla değiştirdi. Üst kapak da ona göre modifiye edildi. Motora uyarlandı. Ona uyarlı şekilde şanzıman değişti. Yani normal 954 RR'da daha performanslı bir 954 RR var yanımızda. 1000 RR oldu diyelim yani. Gibi. Yapılan modifiyeden sonra. Gibi. Şimdi bu motosikletler Türkiye'de çok bulunmuyor. İkincisi biraz tehlikeli bir motosiklet bu. Çünkü sebep? Şasisi kısa. Dingil mesafesi kısa olduğu için dengesiz. Dingil aralıkları kısa. Aynen, dengesiz. Çok çabuk yanlayabiliyor. Çok çabuk tekere gelebiliyor. O yüzden acemi olan arkadaşlar hiç düşünmesin böyle bir şeyi. Yani, bir nevi ölüm makinesi. Tabii. Tecrübesi olan arkadaşlara biz bunları öneriyoruz. Onun haricinde 954 cc dedik. 1000 cc'ye güncellendi. 170 beygir. Krankın da var. Tabi fabrika verisi. Yakıt tüketimine gelecek olursak yine fabrika verisi üzerinden konuşuyorum. 6.6 litre diyor Honda. Yalnız öyle bir yakıt tüketimi yok. Yani 100 kilometrede 6.6 litre. Yalnız öyle bir şey görmek çok zor. 4 silindir bir motosiklette zaten böyle bir veri olamaz. Tek silindir motosikletler bile bunun yani yarı değerinin, 5 yaparken, evet, yarı değerinin bunun üzerinde. 6.6 yapması biraz saçma. Biraz eski model olduğu için yakıt tüketimi konusu biraz dengesiz. Anladım. Ya bu karbüratör ayarlarıyla falan değişebilecek bir değer mi? Enjeksiyonludur yani, bu makine. Karbüratörlü değil. Ha, modeline rağmen enjeksiyonlu bir makine. Tabii Honda 2001'de enjeksiyona geçti. 2001'de Honda. 2001 ve üzeri çoğu modeli enjeksiyonludur. O yüzden kullanıma göre yakıt tüketimi çok fark ediyor motosiklet. Anladım. Sert kullanımda, yumuşak tabii kullanımda. Tabii. Uçurum derecesinde yakıt bulur sert kullanımda. Belki de geçer. Onun haricinde dediğim gibi Türkiye'de zor bulunan bir motosiklet, sınırlı sayıda diyebiliriz. Fiyatları da o yüzden çok değişken. Kaçla kaç arasında piyasası şu an? Şimdi temizini bulmak en başta çok zor. Yani şu an sahibinde de girelim 5 tane ya vardır ya yok. Ha, 2 sene üretildiği için mi? Tabii. Bir de Türkiye'ye çok az sayıda girdi. Hmm. Yani temizine sahip olmak bir ayrıcalık tabii diyelim. Tabii tabii. O yüzden hani fiyatları çok değişken. Arızası oluyor. 15 bin liraya satan da var. 25-30 bin lira yazanlar da var. Yani ortalaması 20 bin, 25 bin. Peki yedek parça, hani sınırlı sayıda üretildiği için yedek parça sıkıntısı Türkiye'de 954 RR için çekiliyor mu? Yani yedek parça sorun mu? Hani almayı düşünen izleyicilerimiz için sorun mu yani? Şöyle bir söylenti var. Motora parça bulamazsınız diyen adam çok. Fakat şöyle bir durum var. Honda yetkili servislerinde bazı çok kullanılan işte yağ filtresi, hava filtresi, o tip parçalar mevcut. Olmayan parçaları da Japonya'dan sipariş edip 30 gün içinde getirtiyorlar. Ha, geliyor yani. Tabii parça bulunuyor. En fazla bir ay beklemeniz yani lazım. Peki şey dikkatimi çekti burada. Bu motosiklet tek koltuk mu fabrika çıkışı? Hayır, bunlar çift koltuktur. Mono kapak bu. Bunu Hakan kendisi sonradan ekledi. Ha, bu kapak yani. Tabii. Normalde iki kişi kullanımına 10 saniyede söküp normal koltuğu takabilirsin. Ha, o dikkatimi çekti çünkü motosiklette. Bunun haricinde Hakan biraz modifikasyonlara gitmiş. İşte
spor manetler, katlanabilir. Onu şey yaparız. Yağ kapakları. Teknik incelemesinde ona tekrardan bakarız. Tabii. Teknik incelememizde ona da tekrardan bakarız. Başka koyabileceğimiz bir şey var mı bu videoya? Başka bir önceki videoda CBR'de bahsetmiştik. Top speed meselesi. Motosiklet son sürat, son hız. Tabii, son hızı. Pistonlar, silindirler değiştiği için bu motosiklet aşağı yukarı 300 kilometreleri görüyor. 300 kilometre. Tabii, yani normalde de görüyor ama model eski, yaşlanıyor, metal yorgunluğu oluyor vesaire gibi durumlar, işte blok yıpranıyor. Çünkü çok yüksek devirler çeviren makineler bunlar. 13 bin devir çeviriyor. 11 bin, 11.500 civar kesiciye giriyor. O yüzden çabuk yıpranıyor. Eskidiği için de top speed'i veya diğer özelliklerinde düşme olabiliyor. Ama bunun motor bloğu sıfır sayılır, şanzıman sıfır sayılır, yeni yapıldı. O yüzden 300 kilometreye kadar rahat çıkabiliyor. Çok güzel bir performans. Tabii. O zaman motorumuzun teknik detaylarını bir yakından çekelim. Tabii. Şimdi motosikletimizin teknik özelliklerine bir yakından bakalım. Buyur Hakan. Ön tarafta yine 330 mm disklerimiz var. Çift pistonlu Nissin kaliperlerimiz var. Arka tarafta 220 mm tek pistonlu bir Nissin kaliperimiz var. Onun haricinde 904 cc olduğunu söyledik. Daha doğrusu 1000 cc'ye güncellendi. 170 beygire yakın bir beygir üretiyor. Onun dışında kadranla bir bakalım. Nelerimiz var? Kilometremiz, trip metremiz, hızımız, saatimiz, yağ göstergesi, sinyaller ve analog bir devir ekranımız var. Hemen altında da ufak şöyle gösterelim. Motosikletin ısısını yazıyor, derecesini. Motor sıcaklığı. Aynen. Güzel, gayet sade bir gösterge olmuş. Sade, basit, kullanışlı bir göstergemiz var. Onun haricinde motosikletimizde Yoshimura RS3 egzozumuz var. Komple headers boğazdan sistemdir. Çok güzel bir sesi vardır, onu da birazdan dinleteceğiz. Teknik detay olarak anlatacaklarımız bu kadar. Merak eden arkadaşlar varsa videomuza yorum yapabilir. Orada da her türlü cevaplarız. İsterseniz bir sesini dinleyelim. Gayet hoş, tok ve gür bir sesi var. Teknik özellik kısmımız bu kadar. Atladığımız yerler muhakkak olmuştur. Dediğim gibi videoya yorum yaparlarsa arkadaşlara her türlü cevap veririz.